Şimdi sözü Tekfen Emlak Geliştirme'den Oğuz Kösebay'a veriyoruz. Kendisi Tekfen Emlak Geliştirme'nin teknik müdürü. Bize iki tane projelerinden bahsedecek. Birincisi Levent Ofis projesi ki bu proje LEED Korenşer kapsamında bir ticari bina kapsamında ilk Türkiye'nin ilk projesi. Ve de kağıthane projelerinden bahsedecekler. Buyurun Oğuz Bey. Teşekkürler. Sanırım bu konferansta tek çevre mühendisi değilim ama herhalde konuşma yapan ilk çevre mühendisiyim. Süleyman Bey destekleyici bir şey söyleyeyim hemen başta. Ben okula girdiğimde 92 yılında bize okulda ilk öğrettikleri şey 50 senelik su rezervimizin kaldı. Dolayısıyla bunun üçte birini geçtik. Hakikaten bu çok önemli bir konu. Ve okuldan sonra da hakikaten bu gayrimenkul sektöründe binalarla ilgili böyle bir şeyleri yapıyor olmak benim için çok heyecan verici. Bugün iki binadan bahsedeceğim size çok kısaca. Levent Ofis Binası ve Kağıthane Ofis Park Projesi. Levent Ofis Binası'nda LEED Gold sertifikasını aldık. Hoş sertifika henüz elimize ulaşmadı ama inşallah yakın zamanda ulaşacak. Kağıthane içinde yolda. Kağıthane içinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada hedefimiz sürdürülebilirlik. Sabah Serkan Bey bahsetti. Hedef sürdürülebilirlik. Yeşil bina yaparak biz sadece arada bir aslında basamağı gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada da bugün anlatmak istediğim binadan çok, Süleyman Bey sağ olsun çok güzel anlattı. Can Bey de bir binadan bahsedecek. Ben biraz yeşil stratejiler üstünde durmak istiyorum. Bunu yaparken de yeşil stratejide aslında hepimiz bunun içindeyiz. Yani sadece yatırımcı veya tasarımcı, müteahhit, mühendis, danışman arkadaşlar, bakanlıklar, yerel otoriteler tamamı bunu sistemin içinde. Bugün ben sadece yalnız bu iki binada yatırımcı ve tasarımcı gözüyle size bir yeşil bina olmanın gerekliliklerinden olan arsa seçimi ve verimli ve etkin bina kabuğunun oluşturulması ile ilgili birkaç konudan bahsetmek istiyorum. İki konudan bahsetmek istiyorum. Kağıthane Ofis Park projemiz Kağıthane ilçemizin içinde Levent ve Maslak yoğunlaşan Levent ve Maslak ana arterine, ana iş merkezi arterine bir alternatif olacağını düşündüğümüz bir proje. Burada yine ticari olarak ilk başlanan ofis projesi. Buranın önemli mevcut altyapının burada mevcut olması, ulaşım arterlerinin yakınlığı. Demin Süleyman Bey gösterdi, bir otobüs durağı bile yok. Burada her türlü otobüs durağı vesaire var. Bütün kentsel donatılara çok yakın bir yerde. Aynı zamanda mevcutta kullanılan bir fabrikaydı. Ömrünü tamamlamış bir fabrikaydı. Dolayısıyla yeni bir sahayı bina kullanımına açmadan mevcut kullanımda geliştirerek bunu bir ofis olarak burada biz inşasına şu anda devam ediliyor. Burada bizim için tabii ki arsa sınırlı, toprak sınırlı dünyada. Su kaynağı, hava kaynağı olduğu gibi toprak da sınırlı. Dolayısıyla bunun da az tüketilmesi adına doğru bir strateji olduğunu düşünüyoruz. Buraya tabii yaklaşırken Kağıthane'nin çevresi böyle. Burada yepyeni bir bina, Kağıthane'den soyutlaşan bir bina, buradan yükselen, gövdelen herhangi bir yapıyı öngörmedik yatırımcı olarak. Ve bunu Kağıthane projesinin, Ofis Park projesinin mimarı Emre Oralat'la ilk paylaştığımızda o da çok büyük destek verdi. Burada zemin de oldukça zorlu bir zemini vardı. Dolayısıyla çok fazla yükselmeyen, avluları olan bir yapı olmasını biz öngörüyorduk. Emre Bey tabii Kağıthane bölgesini çok iyi biliyor. Yaptığı diğer projeler de var. Dolayısıyla o da tasarımcı olarak, bizim yatırımcı olarak hayallerimize o da çok büyük destekler verdi ve mevcut dokuyu anlayarak, mevcut dokudan farklı olmadan, onu soyutlamadan fakat onu tekrar yorumlayarak
Burada kendisinin yaptığı bir sunum, ben ilk seyrettiğimde çok etkilenmiştim. Kağıthane çehresi bir binaya nasıl giydirilir diyebiliriz. Bunu çok güzel yorumlandı ve proje hayata geçirilmeye başladı. Evet, buradan devam ediyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi çevreden aslında kopuk olmayan, fakat buradaki kullanıcılarına da rahat bir ve modern bir ofis çalışması sağlayan bir proje haline geldi. İkinci olarak Levent Ofis projemiz, burada yine arsa seçiminde, bu sefer ana arterde bir proje. Levent'teki yüksek binaların arasında bir proje. Metroya yakınlığı, bütün ulaşım arterlerine, altyapının her türlü mevcudiyeti ve bütün önemli kentsel donatılara yakınlık. Tabii ki burada yine sürdürülebilirlik hedefimizde, yeşil stratejimizde, yeşil ajandamızda yine birinci sırada yer alıyordu. Burada tabii strateji aynı görünmekle birlikte aslında büyük bir fark var. Onu göstermek istiyorum. Kağıthane'de tabii ilk olmanın verdiği bir hayaller ve düşünceler var. Halbuki Levent'te ilk değilsiniz. Levent'te hakikaten yüksek binalar ve kendisini öne çıkaran binalar var. Burada arsa seçimi anlamında, altyapı ve anlamında, merkezi konum anlamında aynı strateji devam ederken, bunun tasarıma geçişinde bu sefer çevreye uyum sağlayan değil kağıthanedeki gibi, fakat çevreden çok farklı olabilecek. Bunu da yükselmeden yapabilecek ama çevreden hakikaten farklı olabilecek bir bina olmasını hayal ettik. Burada da konsept tasarımını yapan Juan Pablo Molestina burada bu hayallerle ilgili ve kabuğa odaklanmamız gerektiğine ona inanarak bu sefer yeşil bir bina kabuğu oluşturmaya karar verdik. Ben bir araya girip bir şey sorabilir miyim? Burada arsa seçiminde çok benzerlikler var galiba iki projede de. Yani bir tanesi eski bir fabrika, bir tanesi eski bir otopark. Burada bir sizin bu bilinçli bir seçiminiz miydi yoksa denk mi geldi? Ve biraz da strateji farklılıkları var. Bir tanesi bütünleşik bir proje, bir tanesi ayrılmaya, sıyrılmaya çalışan bir proje. Evet, dediğim gibi yani benzer strateji. Fakat tasarım anlamında, içinde bulunduğu lokasyon anlamında yine kent merkezinde, fakat bir yerde ilk olmanın verdiği bir verdiği bir konu var. Birinde ise bu bütün bu binalar arasında farklı olarak ortaya çıkma düşüncesi var ve çevreye uyum sağladığınız bir yapıda daha avlulu, daha parçalı, kağıthane dokusuna uygun bir şey yaparken Levent'te ise bu sefer kabuğa odaklandık. Ve kabuk da hakikaten yeşil bina anlamında en çok bizi zorlayan, bunu kağıthaneden de örneğini daha sonra göreceğiz, hem bizi zorlayan hem de işte sabah da bahsedildi, enerji verimliliği anlamında da hakikaten etkilerinin çok büyük olduğu elementlerden biri. Bunun kabuğunu özelleştirirken tabii sadece binanın cephesinin yeşil olmasının bir anlamı yok. Sadece ağaç dikmiş olmak için yeşil görüntü, çok farklı bir görüntüler elde etmenin bir anlamı yok. Bunu teknik olarak nasıl kullanabiliriz diye çok uzun uzadıya araştırdık. Çok Berkay Beylerle de tartıştık, bunun üzerinde durduk, projecilerle. Bu projenin oluşmasını sağlayan mimari gruplar, mühendisler, danışmanlar hep beraber. Dolayısıyla burada ikinci bir cidar oluşturuldu. Çok katmanlı bir cephe tasarımı yapıldı.
Bu kesitte de gördüğünüz ara ara iç bahçelerle içerideki kullanıcıların da arada bir bu iş temposunun içinde dışarı çıkıp hem hava alabilecekleri hem de bu ikinci ciderde kullanılan plantasyonların sulanması ve oradaki hava sirkülasyonuyla aslında bir nevi yalıtıma da katkıda bulunabilecek bir cephe oldu. Sadece bir bunu cephe olarak değil, aynı zamanda içerideki klima tesisatlarının da hem verimliliklerini arttıracak hem kapasitelerini düşürecek şekilde aslında etkin bir gölgeleme elemanı olarak kullandık. Dolayısıyla burada cam seçimlerinde biz Süleyman Bey'den biraz daha şanslıydık. Daha standart diyebileceğimiz, tabii ki yine bir takım kaplamaları olan ama daha maliyet olarak daha uygun camlar kullanabildik. Tabii bir korkumuz da bunu yaparken acaba şeyi çok içerideki doğal aydınlatmayı çok düşürebiliyor muyuz? Çok düşürüyor muyuz diyeydi. Fakat onunla ilgili de bir simülasyon çalışması yapıldı. Binanın güneş alan cepheleri, burada plantasyonların uzun mu kısa mı olacağı, koyu renkli olarak gördüğünüz yerler daha uzun dizayn edildi. Açık renkli olanlar daha düşük. Dolayısıyla bir aslında hem enerji verimliliği optimizasyonu hem de içerideki kullanıcıların konforunu ayarlayacak şekilde doğal aydınlatmanın da maksimum içeriye alındı. Alanlar yapılmaya çalışıldı. Bununla ilgili birçok bir enerji modeli ve birçok simülasyonlar gerçekleştirilerek buradaki optimizasyon sağlandı. Dolayısıyla binanın cephesi komple bir örtüyle yer yer kaplıyken ama içerideki aydınlık seviyesi de oldukça yüksek ve dolayısıyla aydınlatma ihtiyacı da mümkün olduğu kadar düşük. Tabii Levent'te kabuk çok önde. Kağıthane'de bahsettim. Çevreyle uyum, dolayısıyla avlulu birçok bina bloğundan oluşan bir ofis park şeklinde. Fakat tabii ki yine bir klima ve ısıtma ihtiyacı var. Dolayısıyla bu çevreye uyum anlamında ilk slaytlarda da gördüğüm gibi bir pencerelerdeki düzensizlik buranın ilham kaynağı. Bunun için de büyük boyutlu görebiliyor musunuz? Farklı camlar kullanıldı. Levent'te aslında enerji verimliliği ve doğal aydınlatma olarak strateji aynı. Fakat yine en büyük farklılık Levent'te cephedeki ciderdeki plantasyonu öne çıkarırken burada böyle bir ikinci cider olmamasından dolayı bu sefer camlara çok fazla odaklanmak durumunda kaldık. Ve hakikaten yine aydınlık seviyesini, doğal aydınlatmayı maksimumda tutabilmek için bu sefer biz de Süleyman Bey gibi epey bir uğraştık. Ve hakikaten burada çok özel camlar kullanılmak durumunda kaldı ve bu şekilde de sürdürülebilirlik hedefimizi devam ettirdik. Ben teşekkür ederim. Sonuç olarak burada bugün çok kısaca tasarımcı ve yatırımcı perspektifinden iki konuya odaklanmaya çalıştım. Burada tabii ki yatırımcılarla, tasarımcılarla bitmiyor. Mühendisler, mimarlar, danışmanlar, yerel otoriteler, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve burada katılımı olan herkes, hepimiz bu sürdürülebilirlik hedefinde bize düşeni yapacağız ve ben inanıyorum ki artık bundan sonra, belki 2 sene sonra, belki 3 sene sonra, bilmiyorum, belki çok iddialı diyeceksiniz ama artık yeşil binaları değil, inşallah burada hep beraber sürdürülebilir bina örneklerini göreceğiz diye umut ediyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, üçüncü projemiz Ankara'dan bir proje. Türkiye'nin ilk LEED Platin sertifikası alan projesi Eser Holding Merkez Ofisi.
projesini anlatması için sözü Eser Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Can Adiloğlu'na veriyoruz. Evet, herkese merhabalar. Ben de öğle yemeğinden önce kısaca binamızı özetlemeye çalışacağım sizi sıkmadan. Biz Ankara'da yeni bir merkez bina yapma ihtiyacımız doğduğunda hem grubumuzun genişlemesine paralel hem de daha iyi bir yere taşınma amacıyla nasıl bir bina yaparız diye düşünmeye başladık. Bundan önce grup şirketlerimiz farklı binalarda hizmet gösteriyordu. Bunları aynı çatı altına toplama ihtiyacıyla beraber en başında çalışanlar açısından çalışmaktan memnun olacakları, içerideki hava kalitesi olsun, ışık kalitesi olsun, sosyal mekanlarla zenginleştirilmiş bir bina yapma düşüncesi yönetimde vardı. Tabii çalışanları bu kadar önemsedikten sonra onlara sormamak olmazdı. Doğrudan bir anket düzenledik. Buna bütün genel merkez personelimiz katıldı. Yeni bir binadan ne talep ediyorlar? Bunda sadece beklentileri değil, yeme alışkanları, dışarı mı gidip yemek istiyorlar yoksa catering mi bekliyorlar? Yani binanın tasarımına önce olabilecek her şey burada vardı. Bu anket sonuçlarında da yine benzer şeyler talep edildi. Bunları büyük ölçüde gerçekleştirmeye çalıştık ve anketleri doğrudan proje mimarımızla paylaştık. Bu paylaşmanın ardından da süreç tabii belli bir noktaya geldi. İlerlemiş oldu. Aslında baştan biz buna yeşil bina demiyorduk ama baktık ki oraya doğru gidiyoruz. Tasarımlar da başlamıştı. İlerleyen aşamaların bir tanesinde yine müdür arkadaşlarımızdan bir tanesi, madem bu kadar şey yapıyoruz, bunları belgelersek zaten sertifikalı bir bina elde etmek çok zor olmayacak şeklinde bir öneri getirdi. Bakınca hakikaten bu doğrultuda kolaylıkla ilerleyebileceğimizi gördük ve çalışmalar buna kaydı. Şirketimiz özellikle yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerde LEED daha yaygın bir sistemdi. Biz de onu tercih ettik, ona başladık. Çalışma ekibimize baktığım zaman ben burada herkesi anmak istiyorum. Hepsinin çok büyük emeği oldu. Mimarımız Profesör Doktor Haluk Pomir, ODTÜ'nün Mimarlık Fakültesi Dekanı'ydı. Kendisi detay projelerde Akün Mimarlık'la beraber çalıştı. Statikte Kemal Türk Aslan, mekanikte Bahri Türkmen, elektrikte K Mühendislik çalıştı. Peyzajda Vista Peyzaj çalıştı. Grup şirketimiz Eser Proje bütün proje aşamasının koordinasyonunda görev aldı. Yeşil Bina danışmanımız olarak EDSM görev aldı. Kendilerine Profesör Doktor Birol Kılkış ve Doktor İbrahim Çakmanuz eşlik ettiler. LEED sürecimizde danışman olarak Altensis görev aldı. Binanın inşaatını yüklenici olarak yine grup şirketimiz Eser Taahhüt üstlendi. Yeşil bina çalışmalarına başladıktan hemen sonra bir yeşil proje ekibi oluşturduk. Aslında bu örnek bir model de diye düşünüyorum. Bugün sabahki panelde de konuşuldu. Herkes aynı masa etrafına oturdu. Bunun için de bir zaman belirlemiştik. Salı günleri öğleden sonra sırf bizden hem işveren, proje koordinatörü ve yüklenici olarak 7-8 arkadaş bir yıla yakın bir süre boyunca öğleden sonlarını salı günleri bu toplantıya ayırdılar. Özellikle Yeşil Bina danışmanımız neredeyse her toplantıya katıldı. Projeciler de kendi gerektikleri toplantıya katıldı. Daha sonra Altensis'in konuya dahil olmasıyla onlar da bu toplantılara katkılar sağladılar. Burada da kısaca bir süreci gösteriyoruz. Epey hızlı bir süreç oldu. Biz mimar seçimimizi 2008'in sonlarına doğru 11. ayda yapmıştık. Daha sonra belirttiğim gibi enerji danışmanı seçimimiz 2009 Temmuz'unda oldu. Tabii bu süreçte biz zaten arasında yeşil binaya gitmeye karar vermiştik ve bazı şeyleri çoktan belgelemeye başlamıştık ama danışmanımıza sözleşme tarihimiz bu. LEED danışmanımız 2009'un sonunda bu inşaatın neredeyse tamamlanma aşamalarındaydı. Resmi olarak çalışmaya başladık ama onlarla da daha önceden epey bir görüşmüştük, önerilerini almıştık. LEED sistemine kaydımız 29.12.2009'da oldu. Binaya taşınmamız 1 Ocak'ta oldu 2010'da. Biz aslında mimari seçimden itibaren bir sene gibi bir hedef koymuştuk. Bu birazcık sarkmış oldu bu süreç nedeniyle. Ama çok hızlı bir süreç gerçekleşti gerçekten. Bütün proje aşamaları zaten inşaat devam ederken inşaat artı proje beraber yürütüldü. Bu zaten böyle bir entegre bir yönetim sistemi, proje yönetimi olmasaydı, bütün paydaşlar masanın başına oturmasaydı böyle bir şey bu kadar kısa zamanda çok zor gerçekleştirildi diye düşünüyorum. Binaya taşınmamıza rağmen özellikle yeşil bina sistemlerini işletmeye almamız, commissioning denilen konuya ulaşmamız ancak Eylül 2010'da olabildi. Bunun nedeni de birçok sistem Türkiye'de üretilmiyor. Bunları sipariş verdiğiniz noktada da özellikle küçük sistemler, biz bayağı epey teknolojik cihaz kullandık. Teslim süreleri çok uzun oldu bunların.
Ancak bina birbirini yedekli sistemlerden oluşuyordu. Biraz sonra zaten göstereceğim. Dolayısıyla kışın taşındığımızda normal bir bina gibi ısıtmasını yapabilecek her şeyi hazır bir binaydı. Sadece yeşil bina olma işlemini 2009'un 2010'un sonlarına doğru kazandı. Bundan tam 2 ay önce de 14 Şubat 2011'de de Sevgililer Günü'nde LEED Platin sertifikamızı almış olduk. Bina ile ilgili kabaca biraz bilgi vermek gerektiğinde, bina giriş ve bodrumlar dahil 7 katlı bir bina. Yaklaşık 7000 metrekare ve 180'in üzerinde eser personeli bugün çalışıyor. Sosyal yönleri zengin bir bina oldu. İçinde fuayesi ile beraber hizmet veren 100 kişilik bir konferans salonu var. Hem şirket içi konferans hem şirket dışı konferanslara burada epey yoğun hizmet veriyoruz. En çok kullandığımız alanlardan bir tanesi. Şirket açık ofis olduğu için çok fazla toplantı odamız var. Bütün katlarda toplantı odaları mevcut. Aynı zamanda sosyal etkinliklerde veya şirket içinde kullandığımız bir iç bahçe, limonluk olarak yapılan bir yer. Bir de arka bahçemiz var. Yemekhaneye ek olarak bir şirket kafeteryası var. Öğle yemeği yemenin yasak olduğu bir kafeterya. Tamamen sosyal amaçlı. Personelimiz misafirlerini kullandı. Ve bir de sergi salonumuz var binada. Binadaki yeşil özelliklere de geçmek istiyorum. Bunları hızlı geçeceğim. Genellikle yeşil binalarda ortak yapılan şeyler. Önceki sunumlarda da benzer şeyler anlatıldı. Bir kere yerel malzeme kullanımları çok yüksek oranda yapıldı. Konumumuz zaten şansımız gereği çok merkezi bir konumdaydı ve önünde de fotoğrafta gördüğünüz üzere belediyenin çok büyük bir parkı vardı. Bütün lokantalara, bankalara, toplu taşımaya ve aklınıza gelebilecek her şeye zaten yakın. Çok merkezi bir konumda Ankara, Çankaya, Yıldız'a yer alıyordu bina. Binanın inşaatinden itibaren ve işletmede atık yönetimine çok ciddi önem verildi. İzolasyonda da doğal taş yünü kullanıldı ve üçlü cam sistemiyle ciddi bir izolasyon sağlanmış oldu. Su sistemi de yine diğer yeşil binadakilere paralel şekilde yağmur sularını depolayıp bahçe sulamasında damla sulamayla kullanıyoruz. Musluklarda kullanılan sularda arıtılarak, gri su olarak arıtıldıktan sonra tekrar tuvalet rezervuarlarında kullanılıyor. Susuz bir suvarlar var. Bütün bunlar sonrasında su tüketimini neredeyse %60'a yakın azaltmış olduk. Peyzaja baktığımız zaman seçtiğimiz bütün bitkiler Ankara'da yerel iklime müsait olan, az su tüketen, doğaya uygun bitkilerdi. Aynı zamanda peyzaj mimarımız Turgay Ateş'in yaptığı bir tasarım. Daha önce Antalya bölgesinde özellikle birçok otelde uyguladığı yaşayan duvar çalışması vardı. Bununla da yeşil alanı düşey bahçeler yaparak en fazla alana getirmiş olduk. Kısıtlı bir alanda daha fazla yeşillik yaratma imkanımız oldu. Binanın enerji sistemleri üzerinde biraz daha detaylı duracağım. Çünkü binanın en inovatif kısmı, inovasyondan LEED'de tam puan almamızı sağlayan bu enerji sistemi olmuştu. Bu kışın işletmeyi gösteriyor. Baktığımızda enerji sistemlerinin kalbinde bir kojenerasyon ünitesi var. Bu doğalgazı yakıp elektrik üretiyor. Atık ısıyla da bina ısıtmasında kullanılıyor. Elektrik üretimine destek veren fotovoltaik paneller ve rüzgar türbinleri var. Bu binada LEED'e göre yenilenebilir enerji kapsamında olan iki ünite. Bunlar çok küçük aslında, LEED olmasa belki kullanmayı düşünmeyebilirdik bile. Çünkü diğer sistemler enerji verimliliği çok yüksek olmasına rağmen yenilenebilir enerji kapsamına LEED'de girmiyor. Binadaki diğer geri kalan bütün enerji alımımızda doğrudan bir rüzgar enerjisi üreticisinden elektrik satış anlaşmasıyla alıyoruz. Şartımız bütün enerjiyi elektriği rüzgardan bize satmaları. Onunla ilgili bir sözleşmemiz var. Kojenerasyondan bahsetmiştim. Elektrik haricinde ısı üretiyor. Yüksek ısı birinci ısı depolama tankımızda depolanıyor. Bir ısı pompamız var. Bu binanın ön cephesinde, ön bahçede 120 metre derinliğine inen 5 tane sondaj kuyumuzda suyu sirküle ediyor. 120 metre çarpı 2, çarpı 5 kere gidip geldiği zaman 1200 metre dolanıyor ve yaz kış 120 metre derinlikteki 14 derecelik ısıyı alıyor. Bu kışın suyun ısıtılmasını, yazında soğutulmasını sağlıyor. Isı pompasıyla tekrar 50 dereceye sıcaklık çıkarılıp ikinci enerji depomuzda depoluyoruz. Binadaki sıcak suyu sağlamak için güneş kolektörleri ve yetmediği noktada boilerler sağlıyoruz. Ve konvansiyonel bir kazanımızla da ısı ihtiyaçlarımızı yetmediği noktalarda sağlıyoruz. Böylece baktığınız üzere 3 tane farklı ısıda, birincisi yüksek ısı klimayı, ikincisi VRV sistemini, üçüncüsü de binadaki sıcak su üretimini sağlamış oluyor. Tabii bu sistemin özelliği, bütün enerjiyi hem bina içerisinde üretiyoruz hem dönüştürüyoruz. Hem de farklı kademelerde kullanarak en verimli şekilde, en optimum şekilde sistemleri kullanma şansımız oluyor.
Yaz işletmesine geçtiğimiz zaman elektrik tamamen ayrı ama yazın bir ısı ihtiyacımız yok. Bu nedenle kojenerasyonda üretilen ısıyı absorpsiyonun içinde tamamen artıya eksiye çeviren bir cihaz diyebiliriz basitçe. Soğutma yükü olarak depolarda depoluyor. Isı pompası yine ters çalışıyor. Bu sefer soğutmada tekrar depolarda ürettiği soğutma yükünü depoluyor. Bir çillerimizde buz tankımızı gece elektrik tarifesinin düşük olduğu noktalarda buz üretiyoruz. Gündüz vakti onu soğutmada kullanıyoruz. Tarife farklarından ve gece elektriğe ülke çapında ihtiyacın az olmasından dolayı ciddi bir kazanım olmuş oluyor. Diğer üretimler aynı ama baktığımız zaman burada da soğutma yüküne sistemleri kullanıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu sadece yazı gösteriyor. Baktığınız zaman binanın günlük bir enerji ihtiyacı, mesainin başlamasıyla beraber ciddi bir soğutma yükü oluyor. Öğle saatlerinde maksimuma çıkıyor, sonrasında azalıyor. Akşam tekrar sistemler kapandığı zaman durulmuş oluyor. Sistemlere baktığımız zaman kojenerasyon, ısı pompamız ve absorpsiyon çiller 24 saat çalışıyor. Bu optimum yükte çalışıyor bunlar. Tabii baktığınız gibi bazı noktalarda bizim ihtiyacımız olmayan enerji üretiyor. Binanın ihtiyacının üzerinde şeyler üretilmiş oluyor, enerji üretilmiş oluyor. Ve bunları biz çok kabaca gösterince buza çevirmiş oluyoruz. Daha sonra elektrikli çiller birincisi devreye giriyor. Yine fazlamızı buza çeviriyoruz. İkincisi yetmediği noktalarda tekrar devreye giriyor. Ve peak yükler için bir sistemimiz yok. Doğrudan buzları sabahleyin alıp peak yükleri karşılayabiliyoruz. Yani bütün sistemleri çok verimli kullanarak, yedekleyerek, dönüştürerek enerjiyi en efektif şekilde kullanabiliyoruz. Zaten çoğu günde elektrikli çillerin ikincisini devreye almıyoruz bile. Ona hiç neredeyse gerek kalmıyor. Çok rahatlıkla sistem kendini çevirebiliyor. Tabii burada baştan binaya erken taşındığımızı söylemiştik. Gördüğünüz gibi kojenerasyon bakımda olduğu zaman elektrikli çillerler onu destekleyici şekilde yazında, kışında boilerler binayı işletmeye devam ettirebiliyor. Aydınlatma sistemlerine baktığımız zaman yine maksimum doğal aydınlatma sağlanmaya çalışıldı. Aydınlatma otomasyonu ciddi bir şekilde bütün binadaki aydınlatma seviyesini her an için içeri giren ışığa göre dengelemeye çalışıyor. 3 tane gün ışığı bacamız var. Çatı katında kullandığımız doğal aydınlatmayı içeri taşıyor. Ve çatıyı da yeşil renkli yansıtıcı çatı kaplamasıyla kullandık. Bütün bunlardan sonra aldığımız LEED puanları böyle özetlenebilir. Toplam 110 puan üzerinden 86 puan aldık. Özellikle inovasyon gibi konularda tam puan aldık. Burada kırmızıyla çizdiğimiz bölgesel öncelikte bu aslında posta kodunuzu girdiğiniz ve Amerika'daki binanın önceliğine göre verilen bir puan. Diğer ülkeler için LEED'in yeni bir düzenlemesiyle anlatabildiğiniz ölçüde size bunu verebiliyor. Biz de bunu almayı hedeflemiştik. Gelen puanlarda bunu alamadığımızı gördük. Bir itirazımız oldu. Ya haklısınız, hakikaten bunu vermemiz gerekliydi dediler ama daha resmiyete dönüşmedi. Bunu da bekliyoruz. Alabilirsek 86'yı 90 puana çıkarmış olacağız. Bu da LEED 2009 versiyonu. 2009 bilmeyenler için LEED'in 3. versiyonu. 27 Nisan 2009 sonrasında sisteme kayıt olan bütün projeler buna giriyorlar. 1. ve 2. versiyon bu listede sıralı değil. En yüksek puanı alan binalar. Biz şu anda 86 puanla 2009 sistemide, yani son 1,5-2 sene içerisinde lead alan binalar arasında 11. sıradayız. 90 puana çıkabilmemiz halinde 4. sıraya yükseleceğiz. Bu bütün dünya genelinde, Amerika dahil bütün binalar. Tabii bir de lead'in bildiğiniz gibi farklı kategorileri var. Bizimkisi lead NC, new construction, yeni inşaat. Yeni inşaat şu anda bütün dünyada en yüksek puan alan lead 2009'a göre bina bizim binamız. Bütün bunları yaptıktan sonra bina son derece ilgi çekmeye başladı. Aslında LEED'i almadan önce de ilgi çekiyordu. Üniversiteler gezilere gelmeye başladı. Bugüne kadar herhalde 400'e yakın üniversite öğrencisi binayı ziyaret etti. Bir sürü konferanslar düzenlendi. Heyetler, hem yerli heyetler, devletten olsun, özel firmalardan olsun, hatta yabancı misafirler devlet nezdinde bile binamıza gelmeye başladılar. Komşulardan ziyaret etmek isteyenler oluyor. İnşaat aşamasından itibaren çok ciddi bir ilişki yürütülmüştü. Kendi yaptığımız TÜBİTAK destekli olması için başvurduğumuz bir ARGE projemiz var. Binadaki bütün sistemlerin verimliliğini ölçmek üzere bu çok ciddi bir veri sağlayacaktır sektöre de. İki tane arkadaşımız, biri şirket içinden biri şirket dışından master tezini yapıyor. Çok daha fazla talep var bununla ilgili çalışma yapmak isteyen. Bu da son olarak bahsetmek istediğim binamızın bitişiğinde daha önceden bir kömür deposuydu. Biz hem Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hem de Çankaya Belediyesi ile, biri arsa sahibi, birisi de kömür deposunun kullanıcısıydı. Anlaşarak orayı kaldırdık ve bir yenilenebilir enerji parkı yapıyoruz. Aslında yenilenebilir enerji sistemleri haricinde park bitmiş durumda, sistemleri bekliyor.
elektrik fotovoltaiklerden üreten bir güneş ağacı olacak. Parkın aydınlatmasına kullanılacak. Yine elektrik üreten bir rüzgar türbini olacak. Bir ısı pompamız, elde ettiği ısıyla bir amfiteyatro var. Onun oturaklarını ısıtacak. Ve ufak bir mikro hidroelektrik santralimiz var. Çok küçük boyutlu ama çarkının dönüşü ve elektrik üretimi görülebilen. Panolarla da çocuklar hedefleniyor. Onlara enerji bilincini, enerji nasıl üretilir, nasıl tüketilmelidir, nelere dikkat etmelidir onları anlatmaya çalışacağız. Bundan da bir puan almayı başardık aslında LEED açısından. Hedef o değildi ama sonradan niye bunu almıyoruz diye düşününce onu da yaptık. Sunumu burada bitirmek istiyorum. Elbette böyle kısa bir zamanda çok detaylı anlatmak mümkün olmuyor. Ama Ankara'ya yolunuz düşerse biz herkese gezdirmekten çok memnun oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz çok da teşekkür ederiz Can Bey. Benim bir sorum olacak. Siz sunumunuzun başında bir anket yaptığınızdan, işte çalışanlarınızın görüşünü aldığınızdan bahsettiniz. Binaya taşındıktan sonra nasıl bir çalışan tepkisi oldu? Yani nasıl binaya adapte olmaları olsun, yeni özelliklerini öğrenmeleri açısından birazcık onu anlatır mısınız? Şimdi tabii binaya taşınan yeni personel ilk öncesinde bu heyecanı yaşadı. Ya burası bir yeşil binaymış, neymiş? Sürecin içinde yer alanlar bunu çok iyi anlayabildiler. Ama süreçten biraz daha uzak kalanlar hani nedir hakikaten bu yeşil bina diye çok sordukları oldu. Biz de böyle bir eksikliği hissettik ve şirket içi tanıtımlara başladık. Yani hakikaten bu yaşadığımız içinde çalıştığımız, her gün geldiğimiz bina ne yapıyor, nedir, ne değildir. Çok gurur duyanlar var, binaya arkadaşlarını getirenler var. Tabii benim bir işveren olarak çok fazla onlar adına konuşmam da belki doğru değil. Onlara sormak gerekli ama genellikle çok olumlu diyebilirim. Yani böyle bir binada çalışmaktan herkes çok mutlu. Teşekkür ederim. Bir de Süleyman Bey'e bir sorum var. Siz çok yani Türkiye çapında gayet büyük bir fotovoltaik sistemini binaya entegre ettiniz. Yanılmıyorsam bir ticari binada kurulan en büyük ikinci sistem 20 kilovatla. Ama biliyoruz ki Türkiye'de bu tip sistemlere teşvik yok. Yani var bir yönetmelik ama teşvik niteliğinde değil. Dolayısıyla geri dönüşleri böyle yatırımların uzun süreler alabiliyor. Siz niye böyle bir yatırımı tercih ettiniz? Sizi motive eden neydi? Ya tabii konuşmamın başında neden olduğunu anlattım. Yani niye böyle bir şeye girdiğimizi anlattım ama bu aslında uzun uzadıya konuşulacak bir konu. Yani Türkiye'deki yenilebilir enerjiye teşvik sistemi başlı başına bir konu. Bunu bir konuşmak lazım. Yani şimdi dünyanın her yönünde bununla ilgili teşvikler varken ülkede bunun olmayışı, işte düne kadar Şubat ayını bekleniyordu biliyorsunuz bu enerji sektöründe çıkarılacak yeni yasayla ilgili. Tabii pek bir şeye benzemedi. O başlı başlı bir şey ama tabii aslında izin verirseniz ben aslında bu binanın bizim tesisin yapımında çok büyük emeğe geçen mimar arkadaşımızla da beraber geldik. Kamuran Bey, Kamuran Pekçet'in bu konuda benden daha çok büyük emeği oldu. Nasıl emeği oldu? Çünkü genelde alan içindeydi, saha içindeydi. Sizlerle beraber çalışan bir arkadaşımızdı. Bana kalırsa aslında o biraz cevap verirse bazı şeylere biraz daha iyi olur ki benim de naizane işte saat 3'te Antalya uçağım var. Hava yağmurlu, uçaklar biraz böyle rotarlı kalkıyor ama benim bir saatte ancak havalanaya geçebilir miyim? İzniniz olursa beni evet. Bir affedin. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle iki tane genç arkadaşımdan da feyiz aldım. Tebrik ediyorum. Her iki projede birbirinden güzel, değerli projeler. Temelim odur ki inşallah bundan sonraki tüm projeler yeşil olur. İnşallah umut ediyorum ki bizim yaptığımız şeyler tabii bizimki bir sembolikti, bir dikkat çekmeydi. İşte Can Bey anlatıyor. Yani binayı aslında zaten yapacaktık biz ama sonuçta kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Bir spontane bir yeşil bina, bir de sertifikalandıralım dediler. Hoş ama umut ediyorum bunlar bir dikkat çekecektir. Umut ediyorum bundan sonra bizi eğer yatırımcılar varsa aramızda, girişimciler varsa ya Adana'dan böyle bir Don Quixote bir adam bunu yapardı, biz niye yapmayalım diye Ankara'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Konya'da, başka illerde yapar diye umut ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Yerime Kamuran Bey'i bırakıyorum. Kamuran Bey buyurun. Ben sizi yerime alayım. İzniniz olursa çok özür diliyorum. Böyle tamam, bir tabii, buyurun. Konferansta yarım bırakmak olmuyor ama ya, orada da moderatörlük yapacağım. Antalya'da gitmem gerekiyor. Tamam, çok özür diliyorum. Tabii. Çok teşekkür ederim. Bu sırada
Bu sırada Oğuz Bey'e ben bir soru sorayım. Sizin yaptığınız iki bina da ticari bina. Yani sizin kendi kullanımınızda değil, satma ya da kiralama amacıyla yaptığınız binalar. Lead'in ya da yeşil bina yapmanın size bu anlamda bir faydasını gördünüz mü? Yani satış anlamında bir getirisi oldu mu? Bir avantajı da dezavantajı? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki de oldu. Bir kere olayı tabii şu anda bu yeşil binalar çok daha yeni. Dolayısıyla hani elimizde belki bir istatistikler yok. Hani yeşil bina olsaydı şu kadar dolar kiralama ya da şu kadar satış fiyatı olmasaydı şu kadar diye henüz Türkiye'de böyle bir şey yok. Ama bir kere özellikle uluslararası firmaların ciddi ilgisi oluyor. Onların direkt lead, BREEAM veya diğer belgeleri telaffuz etmeseler de bir binayı kiralamak veya bir binayı satın almak istediklerinde önümüze koyulan kriterlerin belki de tamamı, ben çok onun dışında ciddi bir kriter görmedim, tamamı zaten bu yeşil bina konseptinin içinde ele alınan konular oluyor. Dolayısıyla bir kere öncelikle tercih edilen bina oluyorsunuz. Somut örnek olarak da şöyle bir şey verebiliriz. Nihayetinde bu şekilde gerçekleşmedi ama yurt dışında çok ciddi bir yatırım fonu farklı sebeplerden dolayı sonuçta satış olmadı ama sadece LEED belgesine sahip olan, hatta LEED Gold ve üstü belgesine sahip olan binalara yatırım yapan bir fon geldi ve bizim binamızla ilgilendi. Bu hakikaten aslında bütün burada ki Türkiye'deki bütün yatırımcılar için bir anlamda da bir fırsat. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de sermaye belli bir oranda. Dolayısıyla yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi hakikaten konut sektörünü de ve onunla beraber bütün Türkiye ekonomisini de tetikleyen bir şey. Dolayısıyla lead belgesini almanın bütün sürdürülebilirlik hedefi, bütün sosyal sorumlulukların yanında sonuçta ticari değeri de olan bir süreç olduğunu burada biz projemizde yaşadık. Dolayısıyla evet, kesinlikle etkisi var. Yüzde ne kadar derseniz onun için daha önümüzde erken. Çok yol var, çok erken. Birçok donaya ihtiyacımız var. Evet, teşekkür ederim. Yemek herhalde bekliyor bizi ama bir iki soru alalım. Eğer varsa buyurun. Ben Eser, pardon. Ankara'daki Eser yönetim binası ile ilgili bir soru soracağım. Üçlü cam dediniz. Merak ettim, orada şey var mı, kaplama var mı, ince film kaplamaları? Özellikle ısı yansıtıcı Lowy kaplamalar var mı? Çünkü çift camla 3 ama geçmeden önce çok daha verimli ve randımanlı ve daha ucuz olan kaplamalı camları kullanmak daha şeydir, daha mantıklı gibi geliyor. Var mı yok mu, o konuda bizi bilgilendirirseniz memnun olurum. Ben teknik boyutta tam olarak ne düzeyde olduğunu söyleyemeyeceğim size ama kaplama değil, camın içerisinde yansıtmayı azaltan bir sistem var. Bu nedenle doğrudan zaten binadaki yükleri azaltma amacıyla yapılmıştı. Dediğim gibi bir kaplama yok ama camın güneş geçirgenliği, kat sayısı epey düşük olan, düşüren bir kendi içinde olan, camın içinde bulunan bir sistemi var. Buyurun. Beyefendi. Ben de Eser Holding binası ile ilgili soracaktım. Sanıyorum sizin camlarınızda bir fotovoltaik hücre uygulaması var duyduğumuz kadarıyla. Bu fotovoltaik hücre uygulamalarından yeterince elektrik üretimi açısından bir randıman alabiliyor musunuz? Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Binada camlarda yok doğrudan. İki yerde var. Birincisi çatıda var. Bir de binanın güney cephesinde cepheye entegre şekilde var. Cepheye entegre olanların birisi doğrudan düşey kullanılıyor. İkincisi de pencerelerin üzerinde güneş kırıcısı olarak kullanılmakta.
Ama toplam fotovoltaik miktarı binada 6 kilovat civarında. Çok küçük bir miktar. Beklediğimizden daha verimli çıktı. Yani biz rüzgar ve güneşten çok bir şey beklemiyorduk. Ama LEED'deki minimum belli oranlar var. Yenilenebilir enerji oranları var. Onun için yaptık. Rüzgarı beklediğimizden düşük gördük. Ama Ankara şartlarında fotovoltaik üretimi beklediğimizden fazla. Ama bu iki sistemde ekonomik derseniz en ekonomik olmayan şu anda bunlar. Yani mevcut şartlar altında teşvik olmadığı müddetçe, özellikle Ankara için konuşuyorum, çok fazla güneşli gün güney bölgelerine göre de daha az, ekonomik açısından birazcık daha zor, teşvik olmadan zor. Evet, son bir soru daha alalım, buyurun. Pınar Saklayan Koçeli, Redevko Türkiye Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürüyüm. Anadolu'da da yeşil bina örnekleri görmek çok sevindirici bizim adımıza. Bu konuya yatırım yapan başlıca şirketlerden birinin çalışanı olarak. Sorum her üç konuşmacıya da olacak. Öncelikle Kamuran Bey'den yanıt almak isterim. Biraz kendi branşımla alakalı. Yeşil bina uygulamalarına yatırım yapıyorsunuz ve bunun gerekliliğini, önemini biliyorsunuz. Bu konunun kamuoyuna yeterince etkin şekilde duyurulabildiğine inanıyor musunuz? Ya da sizin bireysel ve kurumsal açıdan konuya katkılarınız nedir? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben dışarıdan tamamen Süleyman Beylere destek veriyorum mimari anlamda. Yatırımcı olarak kendileri bunun lansmanını zaten hemen her zaman yapıyorlar. Bu Anadolu'da ve Adana'da ilk olmasını istemesinin nedeni örnek olması. Şu anda Adana'da bir proje daha başlayacak diye duyuyorum ama kesinleşmediğini henüz bir bilgim yok. Tamamen örnek olma adına yatırım maliyetleri çok yüksek olan bir proje. Ama her geçen günde o maliyetler düşüyor. Çünkü yaygınlaştıkça biliyorsunuz ki malzeme bulma temini biraz daha fazlalaşıyor. Bu şekilde de maliyetler düşüyor. Bunda lansmanı tabii ki doğru bir şekilde yapılması lazım. Beyefendinin de söylediği gibi Toyota binasını da birçok kişi geziyor. Orada sergi salonu var. Ve içerisinde bulunan ekranlı Süleyman Bey gösterdi. Sürekli bir lansman söz konusu. Sizin var mı aynı soruya cevabınız? Ben de bahsedebilirim. Birincisi mümkün olduğu kadar böyle konferanslara gelip hani bir şeyler dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Can Beyler gibi biz de geçen inşaat sırasında bir yenisi Levent'te yapılmıştı. Bir yenisi Kağıthane'de yapılacak. Bütün üniversitelerin geldiği ve gün boyunca bizim onları gezdirdiğimiz ve onlara yeşil binayı anlatmaya çalıştığımız bir takım toplantılar yapıyoruz. Aslında sorunuz şöyle bir duyuru yapmama da vesile oluyor. Bugün herhalde sözleşmesini imzalıyoruz. YEM'le birlikte Levent binasını odak alarak bir yeşil ofis kitabı yayınlama planımız var ve ona bugün imza atıyoruz, yarın start veriyoruz diyeyim. Yarın toplantımız var, sabah Gülçin Hanım'la konuşuyorduk, buralardaysa saatini bana bir söylemesi lazım, söylemedi hala. Dolayısıyla elimizden geldiğince bunu aynı zamanda binanın kullanıcılarına bir kitapçıkla bunu anlatarak ve onlara tasarımları, çünkü biz Çelenkor dizayn ediyoruz, fit outlarını yaparken, iç dekorasyonunu yaparken mekanik, elektrik anlamında veya dekorasyonunda elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki yeterli mi? Değil. Burada bahsettiğim gibi hep birlikte sadece bizim de bunları anlatıyor olmamız yetmiyor. Kullanıcıların da artık bunu talep ediyor olmasıyla daha çok insanın bundan haberdar olacağını düşünüyorum. Ben de kısaca şöyle ekleyeyim. Binaların anlatılması, lansmanı anlamında tabii ki aşağı yukarı yapan herkes önce olmanın da verdiği bir sorumlulukla bir şekilde kendini ifade etmeye de çalışıyor. Gelenlere çok fazla anlatılıyor, gösteriliyor. Ben basının ilgisini burada yetersiz buluyorum biraz. Yani basın baktığınız zaman işte bir fotoğrafçı geliyor. Ya ben
dışarıdan neyin fotoğrafını çekeceğim. Halbuki bütün sistem bunun içerisinde, yani mentalitesini öğrenmek gerekli ama bir fotovoltaiklerin fotoğrafını çekmek daha enteresan gelebiliyor. Ama insanlara baktığımız zaman hem sokaktaki insan olsun, hem üniversiteler olsun, hem farklı toplumdaki paydaşlar olsun, herkes çok ciddi ilgi gösteriyor. Yani binayla ilgili inanın hiç tanımadığımız insanlardan ağız yoluyla ya böyle bir şey yapmışsınız, ne kadar güzel, siz o muydunuz, biz sizi duyduk biliyoruz diye düşünceler, sözler duyuyoruz. Bu insanı tabii çok teşvik ediyor ama yapılması gereken çok fazla şey var. Bu tür etkinlikler, konferanslar biraz teknik düzeyden de halka gidebilirse çok faydalı olur. İnsanlar da talep etmeye başlarlar diye düşünüyorum. Evet, herkese çok teşekkür ederiz. Evet, değerli oturum konuşmacılarımızı ve panel yöneticisi Sayın Berkay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Öğlen yemeği için sizleri ikram alanına davet ediyorum. Ve izninizle de küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Gelen misafirlerimizden bir beyefendi arabasının anahtarını düşürmüş alanda. Mercedes amblemli bir anahtarlık. Sizler de eğer çevrenize bakar bulursanız çok memnun oluruz. Hemen kayıt masasına da teslim ederseniz çok teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun.